Sayın Vekilim, hoş geldiniz. Başkanım, hoş bulduk. Nasılsınız? İyisin, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz vallahi. Nasıl buldun festivali? Çok güzel festival bulduk. Tabii biraz buruk geçiriyoruz dün bu maden kazasından dolayı. Biraz buruk ama tabii birlik beraberliğimizi sağlama adına bu tarz festivaller, etkinlikler çok çok önemli. Burada şimdi görmediğimiz bütün muhtarlarımızı bir arada gördük. Çevre köylerimizden gelen vatandaşlarımız var. Bölge ilçelerden ve illerden gelen vatandaşlarımız var. Ta İstanbul'da yerleşmiş olan ayrancılı hemşehrilerimiz var. Hepsi bir araya gelmişler ve hepsini bir arada gördük. Bazen bayram olsa bile böyle bir yoğunluğu bulup herkese bir arada olmamız mümkün değil. Dolayısıyla bu festivallere, bu tarz büyük organizasyonlara biz çok çok önem veriyoruz. Ben çok memnun oldum burada. O kadar sıcak karşılandık ki. Yani her çadırda ayrı bir güzellik, ayrı bir doğallık var. Başka ayrı bir lezzet de var. Tadına bakabildiniz mi? Var. Sıkma veriyorlar. Bizim işte biliyorsunuz sıkmamız meşhurdur. Evet. Sıkmaya ben hiçbir zaman hayır diyemem. Sıkma ve çay yedik başkanım. Çok evet. Beğendim. Öncesinde zaten Divle Obruk peyniri mağaralarına da gittik. Orada da bir incelemede bulunduk. Şu an %100'ün üzerinde kapasiteyle dolu olan mağaralarımızda %30'u, yani peynirin %30'u kısmı satılmış durumda. Çok değerli ve dünyanın en, bana göre en kaliteli peynirlerinden biri de işte Divle peyniridir. Yemeyenler varsa ben onlara tavsiye ederim. Karaman'ımızın daha birçok güzelliği de var esasında değinilecek ama bugün burada Divle peynirinin artık tam fermente olmuş, mayalanmış haliyle piyasaya sürüleceği gün. Ve onun dolayısıyla bir festival yapılıyor, düzenleniyor. Düzenleme diyelim artık, dediğimiz gibi kutlamayı tam manasıyla yapma durumumuz mümkün değil. Ama yine birlik ve beraberliğimizin sağlanması için böyle bir organizasyonda bir araya geldik. Peynirimiz, anlatacak, söyleyecek çok şeylerimiz var. Hükümet olarak da siz ciddi destek verdiniz. Hem bu bölgede peynirciliğin tanıtılması, yaygınlaşması, üstelik küçükbaş hayvancılığın yaygınlaşması için de ciddi destekler tabii verdiniz. Tabii ki. Yani Karaman bölgesinde sayı olarak en yoğun olan küçükbaş hayvancılık üretilen yerler bu Ayrancı bölgesi. Ve burada çok kıymetli peynirimiz var. Hem buranın yani mağaranın düzenlenmesinde hükümetimiz destek oldu ve buraya son dönem tek bir kalitede ve piyasaya sürülecek değerde bir peynir üretilmesi için de bir mandıra KOP desteğiyle, devletimizin desteğiyle bir mandıra inşa ettik. İçinin malzemelerini de koyduk. İnşallah bu yılki üretimler bu mandıradan yapılacak. Teknolojiyi üreticilerimiz tam manasıyla kullanabilecekler. Buranın ihtiyaçları var. Tabii ki memleketin birçok ihtiyacı var. Önümüzdeki dönemde burada muhtarlarımız da görecek, hemşehrilerimiz de görecek ki mandırayı yapıp hayvancılığa ve peynir üretimine destek verdiğimiz gibi tarıma yönelik de sulamaya ilişkin buralara müjdelerimiz olacak. Çalışmalarımız tamamlandı. Yakın zamanda da Sayın Bakanımız Profesör Doktor Vahit Kilici Beyefendi ziyarete gelecek Karaman'ı. Ben detaya girmemem gerekir diye düşünüyorum. Sayın Bakanımızın buralara geldiğinde vereceği birçok müjde var. Özellikle ayrancı için müjdesi var zaten. Az çok tahmin ediliyor. Tarih belli mi acaba bak Sayın Bakan'ın geleceği tarih? Bizim öngörümüz, şimdi buranın Mavi Tünel projesiyle ilgili bir faaliyete geçme durumu söz konusu. O tarihlerde, yani biz sonbaharın bitmeden, yani Aralık ayı bulmadan Sayın Bakanımızın burada olacağını, olacakmış gibi planlamalarımızı devam ettiriyoruz. Hem DSİ ile hem Tarım İl Müdürlüğümüzle. O geldiği vakitte dediğim gibi hem ayrancı için müjdeleri olacak, özellikle sulamayla ilgili. Yani direkt faaliyetiyle ilgili artık, yapımıyla ilgili müjdeler olacak. Hem de Süleyman Hacı Gölü ile ilgili ve Otamış Depolama Havzası ile ilgili ve diğer işte bizim yatırım diye böbürlenerek değil de sıradan görevimizmiş gibi yaptığımız birçok burada eksik olan, bölgemiz eksik olan yatırımların da müjdesini verecek inşallah. Güzel, bunu da buradan duyurmuş olduk. Sizin vesilenizle ben çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Yani sizler olmasanız zaten biz toplu olarak burada milletimize, halkımıza ulaşma imkanımız olmaz. Dolayısıyla ben çok teşekkür ederim. Eyvallah, çok teşekkür ederiz efendim. İyi gezmeler diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz. Kalın sağlıcakla.